Aldırma olan bitene, aman be canım bana ne? Dememek lazım, neme lazım? Dememek lazım, neme lazım? Her eve lazım, sana da lazım, bana da lazım. Her eve lazım. Suratını asanlara dememek lazım, neme lazım? Dememek lazım, neme lazım? Her eve lazım, sana da lazım, bana da lazım. Her eve lazım. Bak bak, geliyor yine senin. Kim lan benimki? Hani nerede? Bak işte geliyor orada. Bu trolleybüs değil mi? Yok, adı trolleybüs. Çaktırma, tanımamazlıktan gelirim. Tamam tamam. Merhaba. Merhaba, sen de kimsin? Bir çalgıcıyım be. Beyimize müzik yapmaya gelmişim. Hop! Dur hele, trolleybüs efendi. Tren ne? Ne tresi be abi? Ben çalgıcıyım be abi. Hadi lan, biz de yedik. Yürü başka kapıya. Ama bir... Hadi bakalım, hadi anca gidersin. Gülürsünüz lan siz. Neyi göreceğiz trolleybüs efendi? Lan ne manyak adam da. Manyak olduğu kadar değil akşama. Şöyle kalıcı bir şeyler yaptırmak istiyorum. Acaba ne yaptırsam yahu? Beyim, ben derim ki şöyle boylu postu resminizi yaptırın. Evet efendim, resminizi yaptırın şöyle boylu postu. Al birini vur ötekine. Ben daha değişik, daha kalıcı bir şey düşünmüştüm. Beyim, hamam nasıl olur? Evet efendim, hamam yaptırsanız da... Bak, bu güzel bir fikre benziyor. Evet evet, hamam yaptıralım. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyisiniz nöbetçiler? Seni gördük, daha iyi olduk trolleybüs efendi, sağ ol. Ulan yine tanıdılar. Yok, ben beyni göreyim dedim de. Yahu adam, vazgeç artık be. Bu kapıdan içeri giremezsin. Ya sen karıştırıyorsun kurban. Ya ben beyin köylüsüyüm. Ya bir göresim geldi ya. Oldu, biz de yedik. Hadi bakalım, hadi. Ya hiç olmazsa küçük bir görüşme ha. Dur o zaman sen burada, ben bir içeri danışayım. Ciddi misin? Evet evet, tamam. Çok güzel fikir. Ama şöyle heybetli bir hamam. Heybetli. Beyim, affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bu arada nöbeti bırakıp gelmeni de ayrı bir zamanda anlatırsın. Nöbeti bırakıp gelmeyi de ayrı bir zamanda anlatırsın. Nöbeti bırakıp... Neydi be? Nöbeti bırakıp gelmeyi de ayrı bir zamanda anlatırsın. Beyim, şu trolleybüs kapıya gelip duruyor. Bizi de birliğe alın diye. Ne yapalım? Oyalayın gitsin. Şöyle bir heyet kursunlar, gelsinler. Bizim heyetle bir görüşsünler. Peki beyim. Nedir bu adamdan çektiğin yahu? Sakız gibi yapıştı. Sakız? Sakız. Ne bileyim, ağzımdan çıktı işte. Yapışkan bir şeydir herhalde şöyle. Ama ne bileyim ben yahu. Sana bir vicdan var trolleybüs. Aa, ne oldu? Ne dediler? Bir heyet kurup görüşmeye geleceksiniz. Tamam mı? Allah! Yaşasın. Lan nasıl sevindi ben? Sevaptır böyle garibanı sevindirmek ya. Başardım! Başardım! Öldürsene oğlum! Dur! Kudur! Başardım! Bu yaralı bir nasıl hayat özledim. Anadolu, Anadolu, gözetim bizi. Bu evin sana.
Görmüş olduğunuz Yüce İmparator Trelebüs bugün Anadolu Birliği'nden müzakere günü almayı başardı. Sizi tebrik ederim Yüce İmparatorum. Teşekkürler sadık dost Kalkan Yüz. Kalk Kalkan Yüz. Zaten kalkmışsın Kalkan Yüz. Bana bağlı suçlar. Hemen çağırın. Siz beni tebrik etmeyecek misiniz şartı? Tebrik ederim sevgili trolleybüs. Ulan 40 yılın başı adam gibi bir iş başardım. Hiçbirinizin şey uğrunda değil be. Bugünü bayram ilan ediyorum. Derhal hazırlıklar başlasın. Bugün zaferimizi kutlayacağız. Bilginbaşı, trelebüs manyağı gelecek. Beni onunla muhatap etme. Konuş, oyala, bir şeyler yap, tamam mı? Nasıl isterseniz deyin. Peki, ne diyelim? 10 yıl ya da 20 yıl sonrasında bir görüşme daha söyleyelim de kafamızı dinleyelim. Yanına Kara Murat'ı da al. Siz nasıl istersiniz deyin? Siz hamam demiştiniz değil mi? Evet beyim, hamam. Evet beyim, hamam. Kapatın bakayım sakallarınızı. Siz böyle parlak da güzel oldunuz. Belki size hamamda ek iş çıkabilir. Kusura bakmayın. Neymiş? Müzakereye geliyormuş. Peki, birliğimize girmek için. Beyim de müzakereci olarak seninle beni atadı. Peki, tamam. Gelsinler görüşelim. Görüşelim. Ben baş müzakereciyim. Ya! Anadolu Birliği ile yapılacak olan müzakerelere Bizans'ı temsilen Yüce Kahin Palavrus ve yenilmez komutan Kalkan Yüz gidecektir. Thank you.
geldiniz. Hoş bulduk Bilginbaşı. Hoş geldin Kalkan. Adam Kalkanyos. Ortalıkta sadece bir kalkan olunca. Buyurun. Oturun. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Biz girmek istiyoruz. Kaç kişisiniz? Ben ülke başkanıyım. O zaman başka. Bakın. Yapmayın böyle ağabeyi. Otur. Evet Palavra. Bir 20 yıl sonra gelin, tekrar görüşelim, bakalım. 20 yıl ha? Evet, 20 yıl. Gidin selametle. Nihayet gelebildiniz. Nasıl geçti görüşme? Efendim, 20 yıl sonrasına verdiler görüşmeyi. Ha? Yok ya. Ama şöyle bir şey gördüm. 2005 vakte kadar işler tam tersi olacak Yüce Trelevi. 2005 mi? Yine palavra sıkıyorsun palavruz. Bana güvenin. 2005 yılında her şey tersi olacak. Ama 1881 ile 1938 yılları arasında hiçbir şey yapamayacağız. Nedenmiş o? Bilmiyorum ama bir güç var o tarihlerde. Anlayamadım bir şey. 1881 ile 1938. Hadi canım. Palavra bunlar. Palavruz, palavra. Eve lazım. Şey tamamdır. Bir bakalım. Bu resimler nerede? Ne resmi? Sayın Amirum. 12 tane resim çektirip getireceksin. Resme ne gerek var Sayın Amirum? Ha benim sıfatım buraya durdu ha. Hadi kardeşim hadi. Sırada bir sürü insan var. 12 resim çektirip getireceksin. Ulan kendimiz celiyiriz. Bir de resim isteyiler. Allah Allah. Ya kardeşim, resim isteyiler. Ne edeceğiz o ne? Vesikalık, vesikalık. Şimdi resimciye gidiyorsun, 12 adet resim çektirip tekrar geliyorsun. Oy. Bir de 12 kere çektiriyorsun. Vay başıma. Selamün aleyküm. Oy dayıcım ve aleyküm selam. Nereye gidiyorsun, ne ediyorsun? İyidir, iyidir yeğenim. Evden gelip kahveye gidiyorum. Ula İlyas, ha seni düşünceli görüyorum da. He, şey, ehliyet alıyorum. Ula yeğenim, bravo sana be. Al ula bu ehliyeti. Al da hapı trafik canavar diyorsun da. İyi de resim isteyeler. 12 resim, ne edeceğim ben? Nasıl bir resimdir bu? Fesikalık değiller. Sen fesikalık nedir, pilih misin? Ula hapı resmin pelten yukarısı olacak. Pelten aşağısı olmayacak da. Deme. Ne diyeceğim o konu? Şey demek belden aşağı olmayacak.
Şimdi yandık işte. Ula telaşlanma, telaşlanma. Hemen şimdi sen sizin evin arkasındaki arsaya çık. Tamam mı? Ha, arsaya böyle kocaman bir çukur kaz. Ha senin payını çetmesin. Ha geçse bile bir parmak geçsin da. Eğsi var mı? Kaç çukuru pek tepeni. Az sonra geleceğim da. Yaşa be dayıcığım. Hay aklınla bin yaşa. Hele pek tepeni. 12 resim değil mi? 12 resim olacak. Tamamdır ha. 12 fesikalık çukuru. Dayım benim zekama hayran kalacak. İyi ki 12 çukur kazmışım. Haçan 12 fesikalık değiller daha. Ula hapı bahçeyi ne hale getirmişim böyle köstebek yuvası gibi da. Hadi hacım 12 fesikalık çukuru da. Ya ne diyeceksin hapı 12 tane çukuru? Bak buna zeka derler dayıcığım. Ben 12 çukur kazmasam sen nasıl çekeceksin 12 fesikalığı da? Ya benim salak yeğenim hapı ne oluyor da? Uy dayıcığım bunlar ne tür böyle ya? Uy nereden aldın bunları? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ula pıp benim sana söz verdiğim makinelerden 12 tane Hasan pıpı çukuru başına çazdın. Ha ben sana söz verdiğim gibi makineye getirdim da. Uy da. Bizimkiler sonunda 144 resim çektiler. Kalanları ömür boyu kullanacaklar. Her eve lazım. Her eve lazım. Abi, bu Erzurum maçı ne olur? Yedim. Nasıl yedim? 7 mi 8 mi abi? Bu 2.
8 iş bana göre değil, bunlar olmaz. Bu da bana göre değil. Bu da bana göre değil. Abi bak burada mühendis arıyorlar. Bak. Olmaz, olmaz. Bak, bak üstteki doktor arıyor diyor doktor. Doktor yaparsın sen abi, vallahi yaparsın ya. Vallahi yaparsın. Ciddi misin? Yemin ediyorum yaparsın ya. Ne olacak ya, senden çok mu biliyorlar sanki onu? Dalga geçmiyor değil mi? Geçer miyim abi sende dalga? Ya oğlum baksana, 3 tane lisan istiyor. Bu yabancılara bakacak herhalde ya. Ya gidin geliyor. Work externally programları. Nerede lan bu programlar? O şeydedir abi, o üst geçidi geçtiğin zaman var ya orada bir tane bilgisayar falan. Bunlar yok oğlum, para var yok oğlum, oraya gireceğim. Yaparsın ya. Yapamam lan. Bilirsin lan. Yok, beni kal tutar lan. Vallahi. Sağ ol. Markeviyenlerin çok olsun. Aman. Eminim ki bu işi de bitirirsin sen. Zaten var ya şu takım yeter. Şu takım yeter abi. Hiç merak etme. Allah! Gelsin işler falan çıkıyor ya. Abi, topluluğumuz takımı alacağız değil mi? Alırız. Söz değil mi abi? Tabii bir takım parası verilir. Abi unutma sakın. Yok yok unutma. Abi gözünü seveyim bak. Hadi inşallah. İyi günler. Bakın burada ne var?
bir fır çekin sihirleri. Cahili. Yani gerekirse çekinmeyi söyle, şu tutar mısın, kaybolmasın. Hanımefendi, sıra sizde, buyurun. Bayan size sesleniyor. Çağırıyorlar. Şş, gel bir öpün heyecanın gibi. Teşekkür ederim. Bak pazarla. Heyecanlı değil. Türkiye'nin en güzel pazarlamacısı sen olacaksın. Git işi kopar. Ben Allah'ın yolunu neyse dünyayı. Ya ben kaparım ya da ikimiz kapar.
Ben şu şişenin kapağını kapayım. Siz rahatsız olmayın, kapıyı ben nişanlayınca kendim açıyorum. Şunu tutuyorsun. Selamun aleyküm. Şşşt! Çok açma, içerisi soğur. Tamam. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun. Buyurun, otur. Zahmet etmeyin. Ben kendim otururum. Evet. Sizi dinliyorum. Estağfurullah, siz beni niye dinliyorsunuz ki? Ben kendi kendimi dinlerim. Gözlerim. Buyurun. Evet, yani daha önce neler yaptınız? Pardon, bir şey mi yapmışım? Daha önce diyorum, daha önce. Neler yaptınız kardeşim? Ya inan, bir şey yaptıysam farkında olmadan yapmışımdır. Bu aralarda çok stresliyim, heyecanlandım birazcık. Allah Allah, yani deneyiminiz var mı diye soruyorum kardeşim. Bana niye bağırıyorsunuz ki ya? Tamam, affedersiniz, affedersiniz. Yani bakın, daha görüşecek onlarca talip var. Bir an önce toparlasak diyorum. Bence de toparlayalım. Evet, buyurun. Bunlar şurada iyi mi? Şöyle toparladık, şöyle güzel oldu. Ha, iş görüşmesi babında diyorsunuz. Evet. Haklısınız tabii, sabahtan akşama kadar iyi evet. İş gücü. Yalnız sizi çok gergin görüyorum ha. Evet, normalde zaman yetmiyor zaten. Haklısınız. Burs verin be. Kafayı takmayın sayın patronum. Birazcık böyle large olun. Her şeyi pek kafanıza takmayın. İnsanı mahveden şey bence bu stres denilen şey. Böyle tsunami dalgası gibi geliyor, alıyor insanı önüne, götürüyor. Tamam da işte her zaman öyle olmuyor. Birazcık yardım alın. Nasıl yardım? Mesela dış yardım alın. Dış yardım nasıl yani? Bırakın canım Allah aşkına, olur mu ya saçma sapan şey? Alın şunu, kaldırın. Hadi. Hayır, iş saatindeyiz beyefendi, lütfen şu görüşmeyi tamamlayalım. Bak, almazsanız vallahi gider başka firmada çalışırım, burada çalışmam. Bak, inan ki... Kardeşim... Dilim et, dişim kemik olsun ki rakip firmaya giderim. Kardeşim, istemiyorum lütfen. Lütfen şu görüşmeyi tamamlayalım, lütfen. Lütfen. Kendini patlıyorum. Çek, 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 çek. Ooo, bavulcu kaybet olsun. Nasıl? İyi değil mi? Çek bir fırta. Ömer ayağına döneyim işte. Ben şarama şarap dönem. Şarap şişede durdukça demiş. Kerefti yok. Hayır, kusur ödesin. Bence bir tane daha var. Çak! Buranın pazarlama şefi yapıyorum. Canım benim, ben de seni patron yapıyorum. Öpeceğim, öpeceğim. Ben, ölümü yemeğe gidiyorum. Gel bir daha. Bunu kutlayalım. Bunu kutlayalım. Bak, inan ki... stres yapma, saçların dökülmez. Ben bir ara 15 gün stres yaptım, saçım dökülmez. Ya şimdi ben seni işe aldığıma göre bunlara gerek yok. Gerek yok. Geldi gene abi. Canım benim. Silahla gönül.
Atmaması lazım. Çok ısı yatıyormuş doktor. Atmaması lazım. Derin nefes al. Öksür. Ne? Öksür. Öksür de, öksür değil. Kalbi çok ısı atayım doktor. Atmaması lazım. Atmaması lazım. Tövbe tövbe. Ne diyor bu herif da? Atmaması, atmaması. Peki bu da bizim herif da. Şey... Bize atmaması lazım. İyi ya, doktor öyle söyledi. Ha buna atmaması lazım. Çalbi çok hızlı atıymış. Doktor atmaması lazım değil. Sizde bebek yarası var mı? Yok ama çözüm buluyoruz. Nasıl bir çözüm? Şöyle efendim, önce anneyle bebeği terazide tartıyoruz. Ondan sonra bebeği bir kenara bırakıyoruz, veriyoruz birine. Sonra ben bebeği alıyorum, anneyi tekrar tartıyoruz. Arada şu farkı hesaplıyoruz, bebeğin kaç kilo olduğunu buluyoruz. Aa, ben gideyim o zaman. Aa, niye gidiyorsunuz? Merak etmeyin, hassas ölçeriz. He, niye gidiyorsun kızım? Ben bu bebeğin teyzesiyim. Söyleyeyim de o zaman annesi getirsin. Hey ya, annesi canları da. Siz ne istemiştiniz efendim? Atmaması. Şu ileride veteriner var. Siz gidin oradan alın, şu ileride, sağ tarafta. Sağ. Sağ taraf mı? Hemen ileride, sağ tarafta, veteriner var. Hadi. Ulan yeter ulan, yeter la! Bıktım utandım ha bu beygir maması yemekten zaten. İçeriyim mi bari? Neye gelmesin Fatime? Hiçbir işe yaramaz, görmeyeyim misin? Gene kalbim tık 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 tık. Ata hadi ha? Fatime, artık bu meyve bulmam çok zor. Piyasada ne kadar atmaması varsa bitti. He, oh! Çok. Bak Fatime, yarın bu doktora gene gideceğim bir. Git git, git oğlum da. Gidelim. Tetiklerin hepsini yaptım. Bir türlü çözemiyorum. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ha, geçen sefer bize atmaması lazım de duydunuz ya. Ne dedin? Siz de bize atmaması lazım de öyle duydunuz diyor ya. Öyle diyor ama. Atmaması lazım. Ne? Piyasada atmaması kalmadı. Doktor ne kadar atmaması vardı? Hepsini yedim bir türlü daha. Sonuydu. Hepsi bitti de. Bitmemesi lazım dedim. Bitmemesi lazım. Hayda. Doktor Bey. Atmaması lazım. Bitmemesi lazım. Ağzından çıkan kulağını şimdi. Bitmemesi lazım. Bitmemesi lazım. Bitmemesi lazım. Bitmemesi lazım. Kılıcın gizeminin varlığı damarlarındaki kan. Söyleyecek bir şeyin yok mu?
Bak şimdi krizantem. Allah'ını seversen bak. Nevzat, bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak, ben var ya. Nasıl kız? Allah'ını seversen söyle. Çok başarılı kız bakmış. Vallahi Esra artist gibiydi. Ha. Bir kere benim vücudum onlardan daha iyi. Doğru vallahi. Abla kız. Keşke ben artist olsaymışım. Bugün ablası kız kokmuş. Sen de git de ajansa başla. Bakıyorsun öyle kız. Abla. Olur mu be abla? Ay neden olmasın kız? Senin bir eksiğin mi var? Yok değil mi? Eksik yok mu diyeyim oralardan? Yok tabii. Fazla an bilen var. Sanırsam haklısın. Yarın ilk iş olarak ajanslara gideceğim abla. Git kız. Nazif Bey bu bayan. Oyunculuk için gelmişti. Öyle mi? Ya öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nazif. Yapımcıyım. Ben de papatya. Memnun oldum. Demek oyuncu olacaksınız öyle mi? Evet. Yani küçüklüğümden beri içimde bir heves var. Hep bunu hissetmişimdir. Ama önce hiç olmadınız. Ama... Evet. Küçük gene, yani ilkokuldayken bir kere oynamıştım. Ne oynamıştın? Tiyatro canım. Canım tiyatro tamam. Rol neydi rol? Ha, öyle rol yani. Şey, yani köy ağasıydım ben. Köy ağası. Evet. Sinemayla ilgilenir misiniz? Sinemayla. Evet. En çok sevdiğim artist Kadir İnanır, bir de Cüneyt Arkın'dır. Ondan sonra Hülya ve Gülben'den nefret ederim. Hiç iyi oynayamıyorlar. Hiç. Hem de kilolular üstüne üstüne Nazif Bey. Bir şey içer misiniz? Tabii ki çay alabilirim. Yavrum. Bize iki çay getir. Ne dersiniz? Benden oyuncu olur mu? Öyle hemen olmaz. Önce bir deneme çekimi yapacağım. Tabii ki. Ben her zaman denenmeye hazırım. Tatlım bakar mısın? Şekerleri olabilirsin. Burada ortam gayet tatlı. Bir tatlı. Önce bir deneme çekimi yapalım. Bakın papatya hanım. Tanıtacağımız malzeme bu. Burası bir mutfak. Nasıl yani? Canım mutfak tezgahı. Siz bir tezgah getirdiniz anlaşılan. Efendim. Şimdi bu bir deneme çabuk. Tamam. Onun için öyle davranacağız. Burayı bir mutfak kabul edelim. He ya öyleymiş gibi yapacağız. Evet. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Buyurun. Ne diyecektim ben? O bir tane böyle tekrar edersen. Şanzıman konserve. Evet. Yiyince kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Tamam, tamam. Çok basit. Buyurun. Hemen yapacağım. Buyurun. Tamam. Merhaba. Evet. Evet. Hazır mısınız? Tabii ki. Tamam. Başlayacağız. Tamam. Ya şey, hani şey söylediği gibi Nazif Bey, arkam dönük başlıyorum değil mi? Evet, arkanıza dönük başlayacağız. Tamam. Evet, hazırsanız. Tamam, hazırım. Başlıyorum. Say kızım. 4, 3, 2, 1, motor. Hı? Lütfen papatyam, size denmedi. Efendim? Siz oyunuzu alın lütfen. Ben oynan... Pardon yani, özür dilerim. Ben heyecanlıyım da ondan tamam. Bir ben. Tamam. 3, 2, 1, motor. Şanzıman konserveleri.
Kazım Han konserleri yiyince... Ay bu çok acı be! Kes, hemen olmuyor ha! Efendim? Bak papatyanım. Efendim? Bu çok acı olabilir. Tamam. Sen tatlıymış gibi davranacaksın. Tatlıymış gibi. Evet, devam edelim. Tamam Nazif Bey. Buyurun. Devam edelim. Baştan alıyorum. Bir daha alıyoruz. Tamam. Dönün arkanızı. Şey yani pardon. Bir saniye. Yani böyle arkamı dönmesem diyorum yani. Şart mı dönmem? Senaryo böyle. Arkamızı döneceksiniz. Ay tamam. Of. Hazır mısınız? Ay tamam dön, hazırım. Dön canım, dön. Tamam dönüyorum. 3, 2, 1, foto. Şanzıman konserveleri. Affedersin, pardon yani. Kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Ay, tamam, kendinizi. Hemen başlıyorum. Evet, say kızım. 3, 2, 1, motor. Şanzıman konserveleri. Şanzıman konserveleri yiyince kendinizi... kendinizi... Kestik. Ama bir dakika, ben hemen soracaktım. Seni anlatayım falan diyecektim. Lütfen. Ama... Şişt. Bak. Pardon. Efendim. Lütfen. Lütfen. Tamam. Şu reklamı çekelim. Şu deneme çekimini bitirelim. Tamam, bir kez daha. Bir kez daha çalıyoruz. Nazif Bey. Pardon. Tamam. Özür diliyorum. Yani bir kere daha bunu diyelim. Evet. Evet, buyurun. Dön lan. Tamam. Say kızım. 3, 2, 1, motor. Şanzıman konserveleri. Şanzıman konserveleri yiyince kendinizi çok... Geç. Ama Adem çok acı be, nasıl yiyorsunuz bunu? ne gülüyorsunuz? Ay bir şey, sanat yapıyoruz herhalde burada. Kolay bir şey mi? Tamam, son defa deniyoruz. Son. Son kez, hadi zamanımız yok. Son defa. Hadi. Ay. Evet, çekiyoruz. Tamam. 3, 2, 1. Bir saniye. Hadi bak. Senaryoya bakabilir miyim? Hadi bakın. Buyurun. Senaryoya bakayım. Çok heyecanlandım. Heyecanlandım. Ama bak, elim ayağım titriyor. Tamam. Son defa falan diyor ya. Lütfen, zamanımız yok. Ya, tamam, özür dilerim. Üzülürken insan var. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Tamam. Olur senaryo, hadi artık. Tamam. Şuradan. Tamam. Elim titriyor. Sen sayfayı açamıyorum. 7. sayfadayız. Papatya Hanım. Tamam. Of. Tamam, verin, tamam. Evet. Hazırım. Dönün arkadaşlar, son kez deniyoruz, lütfen. Tamam, son kez. Evet, buyurun, sayın. 3, 2, 1, motor. Şanzıman konserveleri. Şanzıman konserveleri yiyince... Ay çok acı, ben yiyemeyeceğim. Dur da kapatalım. Ama yani insanlar nasıl yesinler bunu? Ya ben... size ne? Nasıl yerlerse yesinler? Sen işine bak. Hadi senden bir şey olmaz, hadi. Abi bir dakika öyle üstüme gelmeyin hemen. Yani ben başka böyle bir film olsaydı çok iyi yapardım. Hani böyle aşk filmi falan diyorum. Nasıl yerlerse çıkardık yiyiz arkadaşlar. Sakir İnanır'la falan böyle. Bir dakika. Ya çekme kolumdan, bunu mu kıracaksın? Yani... Kulumu kıracaksın. Hadi. Bir dakika. Onu çekme. Bir dakika bey. Siz benim gibi sanatçıyı da zor bulursunuz. Hı? Gideceğim ben. Hadi bir tara. Ya dur. Dur bey, gitme. Beni mi kıracaksın? Nazif Bey. Olur. Her eve lazım. Beyefendi de
günaydınlar. Uy, ben bu evin yeni hizmetçisiyim da. Bugün işe başlayacaktım. Beyefendi söylemiştir. Gir içeri, gir. Buradan iyice temizle. Sil süpür. Temizlik malzemeleri de banyoda. Fazla gürültü etme. Bir şeyleri de kırıp dökme. Ben yatmaya gidiyorum. Bak, rahatsız etme beni. Saat 10 olmuş, uyumaya gidiyor. Orayı kırma, burayı kırma, ses çıkartma, gürültü yapma. Gideyim hemen kafamı alayım, temizliğe başlayayım. Sevduğum arkamızdan, oy oy güzelim. Neler dediler bize, oy neler dediler bize. Neler dediler bize, oy. Bunlar da uyuklaydılar. Neler dediler bize, oy. Dışını bırakın. Zile sakın basmayın. Hanım uyuydu. Tamam. Ben Fadime'yim de Hasan, siz kimsiniz? Allah Allah. Kimse yok mu orada kızım? Ya hanım uyuy. Cürültü edilmesini istemeyi, rahatsız olmak istemeyi de. Ben de evin yeni hizmetçisiyim de. Tövbe. Ben de evin beyiyim kızım. Sabah çıkarken sen yoktun orada. Ha beyim, siz misiniz? Ben yeni hizmetçisiyim de evin. Biraz geç kaldım da sabah. Hanım uyuyor mu dedin sen? Aman yavaş konuş beyefendi. Cürültü olsun istemeyi de. Fadime'ydi değil mi senin ismin? Fadime Atıkçız. Bak Fadime, şimdi sessizce yatak odasına git, kapıyı yavaşça aç, tamam mı? Tamam. Bak bakalım yatakta bir adam var mı? Bir adam mı yatakta mı? Şşş, sessiz ol. Telefonu bırak. Çok yavaş git, anladın mı? Çok yavaş. Tamam beyim, tamam. Uy, beyefendi, Hasan sağ öyle yazık olmuştur çünkü yatakta bir herif var burada. Ya, Allah cezalarını versin. Amin. Fadime, 50.000 dolar kazanmak ister misin Fadime? 50.000 dolar mı? Evet, 50.000 dolar kazanmak ister misin? Hasan isterim da. İyi dinle beni şimdi Fadime, bak. Oradaki dolabın en üst çekmecesini açacaksın. Orada benim silahım var. O silahı alıp gel. Tabanca elime dur. Gidip ikisini de vuracaksın. 50.000 dolar senin. Unut bunu.
$50,000 molar hiçbir şey istemeyirim. Bu iş namus işidir. Şimdi ciddiyim, ikisini birden temizleyeceğim. Ev temizlemeye mi diyordun? Tabii temizliğe mi diyordun? Belli değil. Tamamdır beyim. Bu iş tamamdır. İkisini birden temizlemişimdir. İkisini de vurdun mu? Heh, ikisini birden cebertim. Fadime. Ha? Bak, beni şimdi iyi dinle. Onların ikisini de çarşafa, yorgana iyice sar, tamam mı? Ha? Bahçeye kadar sürükle. Bahçedeki havuzun yanına kadar götür. Anladın mı? He? Havuzun yanındaki kuyunun kapağını aç, oraya at onları. Ama bana bak, çok dikkatli ol ha. Etraftan kimse görmez. Tamam beyim. Ben şimdi hemen gidiyorum, dediklerinizi yaparım. Siz orada bekleyin, tamam mı? Alo, beyefendi oraya mısın? Fadime, tamam mı? Attın mı leşleri havuzun yanındaki kuyuya? Tamamdır beyim de, bahçeye çıkarttım ama havuz mavuz yok. Ne? Bahçede havuz yok mu? Yok, götürdüm bahçeye, havuz mavuz yok ortada. Ne diyorsun sen? Nasıl olur koskoca havuz? Vallahi billahi yok, inanmaysan gel canım bak, koskocaman bir köpek var. Köpek mi var? He, koskocaman köpek var, iç gibi hırlay. Allah Allah! Nasıl olur ya? İnanmaysan cel çandım bak. Ya bir dakika ya. Oranın telefonu kaç? Telefonu mi? Telefonu. Telefonu kaç? 661-61-61. Ne? Ne oldu? Niye şaşırdın? Tüh lan! Yanlış numara. Ciddi garılan adam. Ey vah 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 vah. Ula! Ula oraya mısın? Ula nereyesin? Bir cevursam oraya. Her eve lazım. Her eve lazım. Çaldırtabilen, kendine güvenen, tercihe roman kültürüyle yoğrulmuş müzisyen bir arkadaş arıyoruz. Müracaat Şevşen Kuru Kahvesi. Not. Müracaatlar şahsen yapılmalı. Adaylara yazılı ve sözlü olmak üzere İki aşamalı sınav yapılacak. İmza güzel abiler. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş abi. Bir gidelim bir asana bir gazeteye verelim biz. Bunu hemen gazeteye bir yazdırtıralım agacım. Çıksın hemen yarın. Bu değil mi? Hala ne yapalım içeride be?
çıkmamıştır herhalde. Allah Allah, ne yaptıracaktı bu? Ne? Dur bakalım. Ne yaparsın be? Ne yaparsın? Ne yok? Ferhat, iyisin değil mi be akacığım? Yoksa geçmişi karıştırıp akrabamı çıktın içerideki malzemeyle? Ferhat, çok zorlandıysa çağıralı bankutu, yetsin sana yardım. Ses de gelmez. Bir şey olmasın bu da. Hakikaten ya. Bu kadar vakit ne yaptı bu deyim? Bir şey olmasın. Duymaz mısın be adam? Cemenleşir içeride. Ferhat Ağa. Az daha hızlı başaracaksın. Biz de zorluklarla karşılaştık. Hepsinin üstüne geldi. Ne ya? Tamam be. Hadi gidelim. Bir insanın özel hayatına bu kadar girilmez. Gidelim. İlanı verelim. Hadi. Aga, hadi kolay gelsin. Biz gideriz. Nerede kaldı bu şupar be Hasan abi? Gelmez oldu be. Böyle giderse geç kalırız biz. Ben ne bileceğim be nerede kaldı? Ben de seninle beklerim işte. İyi akşamlar. Allah! Hasan abi biri bebeğim. Ferhat. Sen misin be şoförüm? Benim be Hasan abi. Başka kim olur ki be? Ne korkutursun bizi be? Manyak mısın sen? O kafada gidedir. Üşürüm be ağam. Üşürüm be. Anlaşılan yalnız kafan üşür. Sen bizde bir şey saklasın be Ferhat. Yok be abicim be. Ne saklayacağım size be? Yok yok. Sen bizden bir şey saklarsın. Hadi be Ferhat. Pencerenin perdesini aç bize, göster yüzünü. Baba baba, gülmek yok. Tamam be, ne güleceğiz be? Aç hadi. Olmaz. Önce söz vereceğiniz. Söz, söz. Tamam söz. Söz. Aç hadi, aç. Söz, aç. Evet. Of! Ferhat. Yok yok. Sen Ferhat olamazsın. Ulan şupardır. İyice şupar oldu da. Gacılara dönmüşsün. Ulan sen istersen bizle vakit geçirme. Başka yerlere git. Daha fazla para kazanırsın be. Hadi be. Hadi be. Siz ne anlarsınız? İnsan her zaman kendini yenilemelidir. Tamam be. Hadi bırakın çeneyi. İşe geç kalacağız. Sipali bekler. Ulan şüper. Ben şimdi anladım sen niye çıkmasın tuvalette. Hadi be, hadi be. Yürü be. Az sonra damlar yıldız adayları. Affedersiniz. Ben eleme için gelmiştim. Evet, doğru girdiniz. Doğru. Burası burası. Ben yarışmak istiyorum. Şimdi yarışmamız iki aşamadan oluşuyor. Değil mi? Evet. En az iki. Değil mi? Tabii. İki aşama. İlk aşamayı atlattırırsan agacım, ikincisine katılabilirsin. İlk aşama sözlü mülakat. Buyurun, sizi dinliyorum. Agacım sen anlattıracaksın, biz dinleyeceğiz. Ben İstanbul Konservatuarı Müzik Bölümünden mezunum.
İyi. Çok iyi. Aferin sana. Aslen İstanbulluyum. Piyano da çalabiliyorum. Yurt dışında da birkaç konserim oldu. Tamam, tamam. Bu kadarı yeter arkadaşım, bize yeterli. Biz şimdi bir değerlendirme yapalım. Konsentrallıymış. Uyumaz bize, ağdalı gelir. Biz bu da ağdaşa var. Hayatta olmaz. Ev bize aykırı gider bu be. Bir, sıfır, bir buçuk, iki buçuk. Ortalamanın çok altında. Başka bir yerde dene. Ağacım sen şansını be. Yıldızınız parlası be. Yok be abici be. Çıkmayacak şöyle güzel bir davrukacı be. Ne yandan çıkartırsın be? Yok ki bizden bu piyasada iyisi be. Abi selam aleyküm be abiler. Aleyküm selam. Aleyküm selam be. Abi yarışmaya katılmak isterim Pepe abi. Hoş geldin be, hoş geldin. Adın ne senin? Necip'tir be abi. Necip. Evet Necip. Bize daha yukarıda bir batıla verebilir misin? Anlamadım abi, ne vereyim ben? Güle, attıracaksın ben. Anladım abi, attırayım abi. Abi ne olacak ki? Dur. Beyefendi bir şey mi bakmıştınız? Haçan sizde tavuk var mıydı? Tavuk. Ne? Ne tavuğu be? Bildiğimiz tavuk. Sen tavuk bilmeyi misin hemşerim? Tavuk, tavuk. Burası eczane kardeşim. Tavuk ne arasın burada be? Ha. Hemşerim tavuk var mı tavuk? Allah Allah. Ne tavuğu be kardeşim? Eczane burası görmüyor musun? Tavuk mavuk yok burada. Hadi dışarı hadi. Tavuk değilim daha, tavuk, tavuk. Yahu tavuk mavuk yok. Hadi git hadi. Hadi güle güle. Tavuk ne arasın burada ya? Allah Allah. Oo, eczacı efendi. Ne ediyorsun bakalım, ne var ne yok? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne vardı? Yok, yok bir şey canım, telaşlanma. İyi, iyi, tamam. Ha burası eczanedir, değil mi? Evet, eczanedir. Ula sizde tavuk var mıdır? Yeter ama, sıktın ama ha. Ne kızaysın hemşerim? Tavuk sorduk da, yok mudur? Yoktur lan, yoktur. Yok, yok. Anladın mı? Ne kızaysın? Yoksa madem kapıya yazsana tavuk yoktur diye. Ya sabır. Kapıya mı yazayım? Yaz kapıya kimse sormasın da sen de rahat edersin, ben de rahat ederim. Tamam ulan, tamam. Senden kurtuluş yok, anlaşıldı. Yazacağım kapıya. Hadi bakalım. Ha şöyle, akıllı neysin? Hadi bana eyvallah. Kapıya yaz ha, unutma. Tamam be, tamam. Yazacağız. Ne var gene? Niye geldin? Niye geldin ha? Bak cama yazı da yazdık. Tavuk yok işte. Yok. Yok. Tavuk yok. Tavuk yok yazmışsın da şey soracaktım. Ne zaman gelir? Akşama gelir mi? Git işine be. Git işine be. Bela mısın be? Ulan günlerdir bir tavuk tutturdun. Beni
filmlerimi de meyve çıkarıyorsun be. Neyi kızarsın Gülşah'ım? Bileysin, severim seni. Aha sağa tavuk. Ne? Allah senin boyunu boşunu denirsin be. Olur lan. Bu dükkanı da sana bırakıyorum. Her şey de senin olsun. Beni canımdan bastırdın be. Allah boyunu boşunu denirsin. Çekil abla, çekil. Hadi. Geçmiş olsun hemşerim. Nedir bu telaşın? Yangından mı kaçıyorsun? Yok bir şey yok. Var, var sende bir şey daha. Anlatacaksın onu bana. Sen Karadenizli misin? Nasıl, nereden anladın? Ya sorma be kardeşim ya. Senin bir hemşerin var ya şurada. Ya başıma bela oldu ya. Dükkanından bıraktım onu be kardeşim ya. Nasıl anladın onu? Nasıl anladın var mı işte? Tavuk istemeye geldi. 6 aydır gelip her gün tavuk soruyor ya. Hıyarın biri yani. Hemşerim, demek sana o tavuk şey yapmadı. Sen de bak, ben sana bir şey diyeyim mi? De. Sen de ona oyun oynayacaksın. Anlatabildim mi? Tam onlara gözüme. Anladım değil mi hemşerim? Tamam. Hadi, hadi heyecanlar hemşerim. Buyurun beyefendi. Ne istemiştiniz? Tavuk var mı tavuk? Ne? Ver bakayım reçeteni. He? Reçeteni ne yazdılar sağ bakalım? Beyaz mı, kara çulluk mu, çilli mi? Merhabalar efendim. Her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunarak programımıza başlıyorum. Efendim, her hafta sizlere bakıp da göremediğiniz veyahut da görüp de fark edemediğiniz ayrıntılarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Evet. Şimdi sizlere ilk görüntülerimizi sunuyoruz. Bir şahsiyet yolda kendinden emin ilerlemekte. Evet, işte el sanatlarıyla ilgili ilk örnek. Bir kez de ağır çekimle izleyelim. Çok önemlidir. Yani şöyle. Çok af edersiniz. Ellerim boş olunca yeterli duyguyu verememekteyim. Efendim, şimdi sırada el sanatlarıyla ilgili ikinci görüntülerimiz var. Gördüğünüz gibi burası herhangi bir otobüs durağı. İşte sanatçımız geliyor. Bu
el sanatı genellikle arkadan çalışarak icra edilmektedir. Evet, gördüğünüz gibi el sanatımız başarıyla gerçekleşti. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, sağlıcakla. Selamünaleyküm uşaklar. Oo, aleykümselam, buyur. Ekşioğlu, günaydın. Gel Ali'cim, gel. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. Biz de biraz önce senden konuştuk. Ne konuşuyorsunuz benim hakkımda, İstanbullu berber? Aa, bak Ali'cim, şimdi ayıp ettin işte, ha? Senin şu yeğenini konuşuyorduk Ekşioğlu. Ne olmuş benim yeğenim öyle? Yok bir şey canım, biraz saf bir çocuk. Ha bak orada işte. Çağıralım bak, bir şey yapacağım. Gülmekten katılacaksınız. Çağıralım, çağıralım. La ne istiyorsunuz bacak adı çocukta ya? Utanmıyor musunuz ondan eğlenin? Şaka canım. Amma yaptın anneciğim, şaka canım. Temel, Temel gel oğlum gel. Buyur Berber amca. Gelsene bak ne yapacağım şimdi sana. Şimdi bak Temelciğim. Şunları görüyorsun ya. Bu paralardan hangisini seçersen o seçtiğin para senin olacak. Hadi seç bakalım hangisini alıyorsun ha? Buna ne derim amca? Tüh lan aklına edeyim. Aslana şu beşliği. Kızma be Ali'ciğim. Olur böyle şeyler canım. Oo ne çocuk. 5 milyonu bıraktı, 1 milyon alıyor. Ne zeka var lan. Yeter be. Yeter dalga geçtiniz be. Abla, 1 milyon aldık. Neler bilirim, bir şeyler alırız. Lan Uşay, rezil ettin beni be. Ne oldu dayıcığım? Lan oğlum, 5 milyon var ki 1 milyonu alıyorsun. Say saymasını bilmiyor musun? Bilirim dayı, bilmez olur muyum? Bu berber beni enayi sanıyor dayı. Ama ben uyanayım, her gün 1 milyon götürüyorum. Ne diyorsun ula sen? Dayıcım, dayıcım, bir gün büyük parayı alsam oyun bitecek, para kazanamayacağım. Ya senin kafan zehir gibi çalışıyor. En azından o berberden daha iyi çalışır, dayı. Her eve lazım, her eve lazım. Of, bıktım artık. Siz her gün dışarı çıkıyorsunuz, bense hep içerideyim, çok sıkılıyorum, çok. Ama prensesim dışarıda çok tehlike var. Ben de dışarı çıkıp dolaşmak istiyorum. Ama dışarıda cadı var. Olsun, kaçarım elinden. Ama vahşi hayvanlar var. Bana hiçbir şey yapamazlar. Prensesim, dışarısı bildiğin gibi değil. Çok kötü, şey, çok kötü. Şey var, şey var, şey. Kötü insanlar var, çok kötü insanlar var. Bildiğin gibi değil. Bana ne ya, ben dışarı çıkmak istiyorum. Eva, gitti. Galiba bize küstü. Evet, küstü galiba. Buldum, onu alıp gezelim. Çok güzel, çok olmaz, güzel. Olmaz, olmaz. Katiyen olmaz. Ha, olmaz. Ya bir şey olur. Parka götürsek. Olmaz kardeş. Evet, bir şeyler yapalım. Ne yapacaksın, tamam. Ne yapacaksın? Parka götür. Tamam, olmaz. Olmaz. Ha, olmaz. Prensese bir tane televizyon alalım. Çok güzel, olabilir. Evet. Tamam, bu güzel fikir. Hadi o zaman gidip alalım. Çıkar ver.
Oh be, sonunda geldik. Evet, evet. Haydi vakit kaybetmeden kuralım şu televizyonu. Aksırık, bu anteni al, çatıya götür. Bunu ne yapacağım yukarıda? Asacaksın, asacaksın. Siz gidip prensese haber verin. Nedir? Sürpriz işte. Bu nedir? Bu bir televizyondur prensesim. İyi olmuş aldığınız. Bu ne işe yarar ki? Hayır, sen demiştin ya dışarı çıkacağız. Dışarı çıkmadan bununla bütün dünyayı gezebilirsin. Prensesim, bu bir televizyondur. Şuraya bastığında her yeri görebilirsin. Prensesim, bizim artık çıkmamız lazım. Hadi çıkalım. Evet, çıkalım, çıkalım artık. Evet sayın seyirciler, elimize ulaşan son dakika haberi için programımızı bölüyoruz. Yıllardır yakalanamayan ünlü mafya babası görüntülendi. Polislerin aylardır sürdürdüğü operasyon sonucu ünlü mafya babası kim oldukları bilinmeyen bazı kişileri döverken görüntülendi. Nereden çekileyim? Önümden çekin, göremiyorum. Çekin. Aa, neden görüntü gitti? Bozulmuştur prensesim. Aa, neden bozuldu ki? Biraz sonra paparazzi vardı. Gamze Özçelik'in basın toplantısını verecekti. Güzel bir gün prensesim. İyi geceler. İyi geceler. Ucuz atlattık. Evet, ucuz atladık. Ya atlatamasaydık? Ama atlattık. Oh be. Haç'ı niye çoğduk buraya da? Savcılık mahkemeye sevk etti. De sana, Haç'ın beyi de meşgul edeceğiz şimdi. Adın? Ben mi? Adın, soyadın. Sen. Temel Ekşioğlu. Yaz kızım. Temel Ekşioğlu. Ananın adı? Benim anam mı? Yok canım, benim anam. Nereden bileyim ha? Seni yeni çölmüşüm. Tövbe estağfurullah. Senin ananın oğlum. Evli misin? Boşanıyorum. Niye boşanıyorsun Temel Efendi? Açın Bey, sen babacan bir adamsın. Aldan anlarsın. Benim karım evlendiğimiz günden beri eline ne geçirse bana kızdığımı kafama fırlatır. Kaç yıllık evlisin? Tam 9 senedir Açın Bey. Peki 9 senedir niye bekledin? Vallahi Açın Bey, ilk zamanlar pek önemi yok ki, ıskalaydı. Ama son zamanlar eline ne geçirse attığını tutturmaya başlar. Anlat bakalım. Az kalsın polisi eziyormuşsun.
Nasıl oldu bu kaza? Aniden oldu Açın Bey. Nasıl oldu anlamadım. Alkollüymüşsün ama. Allah affetsin. Biraz içmişim. Demek ki bu kazanın sebebi alkol, öyle mi? Ben de öyle değilim Açın Bey. Sabahtan beri bunları anlatamadım. Kazanın sebebi alkoldür. Benim bir suçum yoktur Açın Bey. Ya. Ha vallahi alkol, ha billahi alkol. Ha bu kazanın sebebi alkoldür Açın Bey. Benim bir suçum yoktur da. Görmedim ya. Oy ne yapayım ya. Nihayet gelebildiniz. Bir daha alabiliriz, pardon. Alabiliriz. Nihayet gelebildiniz. Nasıl geçti görüşme? Efendim, 20 yıl sonrasına verdiler görüşmeyi. Ne? Nedenmiş o? Yok deme ya. Tsunami dalgası gibi. Arıyorum.
sürüyor. Enteresan. Bence de. Sen bizden bir şey saklarsın. Hadi abi çekelim de gidelim ya. Hadi. Hadi mahalle arasındayız. Çekelim gidelim. Tamam. Hadi ya. Hadi ya. Üç, iki. Üç, iki, bir, kayıp. Sen bizden bir şey. Ömrümü törpüledin yetmedi değil mi? Bir de tırnakları sen kesme! O zaman ben de seni bu şirketin... Ben de değil, direkt. Ben seni... İki, bir, kayıp. O zaman ben de... O zaman bende yok. Seni buranın pazarlama şefi yapıyor. Aldırma olan bitene, aman be canım bana ne. Dememek lazım, deme lazım. Suratını asanlara dememe.